Merhabalar. Ben İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Levent Türer. Bugün sizlerle beraber Instagram üzerinden fakültenin ve fakültemiz için göndermiş olduğunuz soruları yanıtlamaya çalışacağım. Önce ben kısaca kendimi tanıtayım. Ben İstanbul Üniversitesi'nden işte 2014 yılında emekli olduktan sonra farklı vakıf üniversitelerinde siyaset bilimi ve kamu yönetimi dahil olmak üzere uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi kamu yönetimi alanında dersler verdim. İdarecilik görevleri farklı fakültelerde yürüttüm. Burada da aşağı yukarı 1,5 senedir öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım ve son birkaç aydır da İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi dekanı olarak görev yapmaktayım. Önümüzdeki dönemde muhtemelen eğer tercih ederseniz sıklıkla görüşeceğiz sizlerle. Buraya yönlendirmiş olduğunuz sorular elime ulaştı. Ben işte bilgim yettiğince bu soruları yanıtlamaya çalışacağım. Bu yanıtlar içerisinde özellikle uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanından eğitim aldığımı ya da o konuda uzman olduğumu düşündüğü için sanıyorum gelen sorular, bu ikisi bölüm arasında bunların neden ayrı olduğuna ilişkin farklı sorular var. Yani siyaset bilimiyle uluslararası ilişkiler acaba bu iki bölüm neden ayrı gibi bir takım sorularla karşılaştım. Şimdi bizim burada uluslararası ilişkiler bölümüyle birlikte bir siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü var. Malum bu iki bölüm aslında temelde aynı olmakla beraber aslında kökende ciddi ayrılıklar da içeriyor. Çünkü uluslararası ilişkiler Dış İşleri Bakanlığı'nda daha çok personel yetiştirmeyi hedefleyen bir anlayışa sahip ve bunun içinde dış işlerinin gereği olan dil bilgisine haiz, hatta o konuda donanımlı, kültürel olarak entelektüel çerçevede ve donanıma sahip, yine siyaset bilimi ve hatta kamu yönetimi konusunda bilgilere sahip olan öğrencileri yetiştirmeyi hedefler. Ve siyaset bilimi kamu yönetimi ise daha çok kamu idarecisi anlamında baktığınız valilik ve kaymakamlık ve hatta son döneme kadar hakimlik statüsüne de ulaşabildikleri bir takım mesleki formasyonlarla şekillendir. Ve tabii kamu yönetimi öğrencileri biraz daha hukuk içeriğiyle, hukuk ağırlıklı olarak eğitim alırlar. Tabii bunun dışında şunu unutmamak lazım ki biz iktisadi ve idari ve sosyal bilimler fakültesi olarak her öğrencimiz kökenli iktisadi ve idari bilimler eğitimi almak üzere donatılırlar. Yani işletme, yönetim bilimi de dahil olmak üzere fakültemizdeki var olan, hele yapay zeka ile desteklenen yönetim bilişim sistemleri alanını da ele aldığınızda bütün bunlarla desteklenen engin bir içeriğe sahip olduğunu da baştan söylememiz gerekir. Çünkü burada gelen sorular içerisinde hep şunu tespit ettim ki üniversitemizin temel sloganı olan yapay zeka üzerine yapmış olduğu vurgu sonuç olarak dışarıdan gelen sorular içerisinde de yani biz bu yapay zeka ve dijital dönüşüm konusunda yeterli bilgi sahibi olabilecek miyiz sorusuyla karşılaşıyoruz. Bu da aslında bence çok anlamlı ve özel bir soru çünkü üniversite bunu kendisine hedef seçtiği için bu konuda interdisipliner bir çalışmayı da kendisine model olarak seçmiş durumda ve bu anlamda dışarıda ya da uluslararası alanda ve hatta ulusal alanda rekabet ortamına kendisini açmış vaziyette üniversitemiz ve projeleri ve yapılacak olan projelerde öğrencilerin aktif katılımını da özellikle destekleme çabası içerisinde ve hatta girişimci üniversite platformu içerisinde kendisine ciddi hedef benimsemiş ve bu hedefi yakalamayı da kendisi için ciddi bir araç haline getirmiş durumdadır. Tabii bir üniversite için en belirleyici olan akademik kadro bu çerçeve içerisinde ve haklı olarak sizlerden gelen sorular içerisinde akademik kadromuzun nasıl olduğu konusunda bir eğilim var. Ben fakültemin dekanı olarak da açıkçası aldığım her ya da şu anda birlikte çalıştığım tüm meslektaşlarımın akademik nitelikleri açısından baktığınızda her birine ayrı ayrı kefil olduğumu ifade etmek isterim. Hani ben bunu ölçebilecek bilgi
donanıma sahip miyim, bunu tartışabiliriz ama burada şu ana gördüğüm kadarıyla, çünkü üniversitenin hedefleri açısından baktığınızda da özellikle seçilen, özellikle alanında kendisini kanıtlamış olan insanlarla birlikte çalışmaya ve kendimizi kanıtlamaya çalıştığımızı ifade etmek isterim. O yüzden de şu anda sadece fakültem içerisinde baktığınızda, ki üniversite içerisinde 580 üzerinde bir akademisyenin varlığını ifade edebiliriz ama benim fakültem içinde 50'ye yakın akademisyenli araştırma görevlileri, yardımcı personel harici olarak bakarsanız 50'ye yakın akademisyenle interdisipliner alanda verilen dersler dışında çok yoğun bir kadroyla bu işi yürütülmeye çalışıldığını, yürütüldüğünü gözlemleyebiliriz. Bir avantaj olarak ya da sorular içerisinde gördüğümde yine işletme okuyan bir öğrencinin uluslararası ilişkiler eğitiminden ya da oradan ders alıp alamayacağına ilişkin, yani bu interdisipliner ya da disiplinler arası etkileşimin nasıl olacağına ilişkin sorular yönlendirildiğini görüyorum. Elbette bizim üniversitemizde fakülte ve bölüm seçimlik dersleri olabildiği gibi üniversite seçimlik dersleri de söz konusudur. Ki bu aslında bizi farklılaştıran da bir yaklaşım olarak karşımıza çıkacaktır. Seçimlik derslerin bolluğu, öğrencinin kendisini geliştirmek istediği yöne ya da kaymak istediği yöne doğru üniversite ya da bölümler arasından seçebileceği, fakülte içerisinde seçebileceği derslerle kendisini geliştirebileceğini ve donatabileceğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu anlamda da işletme bölümü öğrencisi kendisini geliştirmek istediği takdirde kuşkusuz uluslararası ilişkiler bölümünden ders alabileceği gibi uluslararası ilişkiler bölümü öğrencisi de diğer bölümlerden sağlık yönetimi de dahil olmak üzere isterse ders alma hakkına sahip olacaktır ki bu aslında ders alma hakkı bir yana başarısını arttırdığı takdirde çift ana dal, yan dal gibi olanaklarla öğrencimizin ikinci bir diplomaya da rahatlıkla sahip olabileceğine ilişkin birçok şeyi ya da bu olanaktan üniversitemizde çok yoğun olduğunu ifade edebiliriz. Yine fakültenizi ya da üniversitenizi demeyelim ama fakültenizi diğer üniversitelerden ayıran özellik nedir diye sorarsanız gözlemlediğim diğer fakülteleri eğer ki programlarını incelediğiniz zaman şunu görebilirsiniz. Her üniversitenin kendisine çizdiği misyon çerçevesi içerisinde ya da vizyon çerçevesi içerisinde iç akademik ve bölümlerini program altına tuttuğunu ya da düzenlediğini görürsünüz. Bizim üniversitemizin de bu yapay zeka söylemlerinden yola çıkarak aslında dijital formatların gelişmesini öngörerek ve daha bilgisayar sistemlerinin gelişeceğini öngörerek her alana aslında bu dijital platformu ya da bilgisayar sistemlerini adapte etme çabası içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Bu da aslında tıp alanından tutun da sosyal bilimlere kadar her alanda interdisipliner ya da işte otomasyonu gerektiren bir eğitim sisteminin kaçınılmaz olduğunu görüyorsunuz ki robotizasyonda dahil olmak üzere aslında hani en uzak olduğu düşünülen uluslararası ilişkiler alanında bile siber çatışmalarda dahil olmak üzere bunları yönetebilecek, koordine edebilecek yetenek ve kabiliyete sahip öğrencileri yetiştirme çabası içerisinde olduğumuzu da söyleyebiliriz. Bu anlamda bölümlerimiz kuşkusuz bir yandan genç arkadaşlarımızı kendimiz için, kendimizi bir model olarak onlara sunarken diğer taraftan da iş yaşamına adapte olmaları için onlarla birlikte projeler yapmayı hedeflemekteyiz. Yani malum aslında iyi bir akademi için kaçınılmaz olan şey öğretim üyesinin de ölçülebilir ve değerlendirilebilir olması ki bir öğretim üyesini ölçebilmek ve değerlendirebilmek için TÜBİTAK'ta dahil olmak üzere belirli alanlarda yapmış olduğu projelerle ve o projelerle ile üniversitesine sunduğu katkıyla bunu ölçümlendiğini görüyorsunuz. Bu çerçeve içerisinde biz önümüzdeki dönemlerde her birinci sınıftan başlayarak her öğrencimize bir takım projeleri geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Hele ki bu anlamda üniversitemizin kendisine hedeflediği girişimci üniversite unvanından yola çıkarak her bir öğrencimizi de bir bulunduğu ortamda yenilikçi,
biraz trademark üretebilen bir anlayış içerisinde olup aslında kalite ve vizyona sahip olduğu nitelikte yetiştirme ve yönetme çabası içerisinde oluyoruz ki birçok bölümümüzde bu anlamda staj olmakla beraber staj olmayan bir iki bölümümüzde bile eğer öğrencimiz ben işte genel yönetimler alanında staj yapmak istiyorum diyor ise biz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani tecrübesini ve bilgisini arttırması için bu tür faaliyetleri özellikle desteklediğimizi ifade etmek isteriz. Üniversitemiz bu çerçeve içerisinde etkin ve verimli hareket edebildiği kadar iş dünyasıyla da iletişim içerisinde olduğunu görüyoruz ya da ifade edebiliriz. Çünkü aslında yıl içi etkinlikler içerisinde işte bir CEO'nun mentorun olmasından yola çıkarak kendisini kanıtlamış işletmelerin yöneticilerini zaman zaman getirip öğrencilerimizle tanıştırmak ve onlarla karşılıklı kariyer gelişimlerini, tartışmalarını bekliyoruz ve istiyoruz. Ve bu konuda da aslında zaman içerisinde öğrencilerin de aktif bir şekilde hareket ettiğini ve bu anlamda da aslında bir üniversiteye girdiğinizde en etkin ve verimli yapının öğrencilerin ne yaptığına baktığınızda ki bizim kulübümüzün bu konuda çok etkin olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Geçen sene hazırlamış olduğu bir etkinlikte 34 farklı ülkeden katılımcının olduğunu ve ben de aslında hayret ve ilgiyle izlediğimi ifade etmek isterim. Onların da burada hakkını vermek lazım. Burada tabii en önemli gelişmelerden bir tanesi çağın koşullarını yakalamak için eğitimin büyük bir kısmının İngilizce yapılmaya yapıldığını görüyorsunuz ve bu konuda da gayet başarılı olduğumuzu ifade edebilirim. Benim bölümüm siyaset bilimi ve kamu yönetimi yine bir iki bölüm dışında bütün bölümlerimiz İngilizce olarak devam etmekte. Ama tabii siyaset bilimi kamu yönetimi bölümünde bile yoğun İngilizce desteğiyle biz hareket etmekteyiz. Bunun dışında uluslararası ilişkiler bölümü gibi zaten dil uzmanlığı gerektiren bölümler ikinci dil alternatifi konusunda hatta bölgesel ve yerel diller konusunda da öğrencimizin kendisini geliştirmesini özellikle teşvik etmekte. Hatta yani ben bazen de ilk derslerde hep şunu ifade ederim ama bu arada Osmanlıcayı da öğrenin derim. Yani onu bir öğrenme ya da bir takviye süreci değil, arşiv ve belgelere ulaşabilmesi için öğrencilerimizin her bölüm için bunu öneririm ve kendilerine tavsiye ederim. Bu anlamda dilin yabancı dil eğitimin elbette katkısı uluslararasılaşma dediğimiz faktörü yakalayabilmek için. Çünkü artık o kadar küçüldüğünü iddia ettiğimiz bir dünya var ki karşımızda. Akademik anlamda da kendinizi ifade etmek istediğiniz andan itibaren uluslararası ortamda mutlaka kendinizi ya da düşüncelerinizi anlatmak ve açıklamak zorunda kaldığınızı söyleyebiliriz. Burada baktığımızda yine özellikle profesyonel mesleğin profesyonel nitelikleri olarak yaklaşımlar ve sektör ve sektörel bilgilerle ders içeriklerinin acaba gelişip gelişmediğine ilişkin bazı kaygıları görüyorum ve sorular olarak yönlendirildiğini görüyorum. Bu da tabii çok bence önemli. Biz fakülte kurulları içerisinde her sene bu değerlendirmeleri yapıp önce bölümler bu değerlendirmeleri yapıyorlar. Küçük yani 10 bin civarında öğrenci sayımızın dinamizmine dayanarak da değişen koşullara uygun ders içeriklerini hızlı bir şekilde revize edildiğini, sürekli yeni derslerle çağın gereklerini yakalamaya çalışıldığını görüyoruz ki bunun için aslında çok dinamik bir anlayışın geliştiğini ifade edebilirim. Yani sektörlerin ihtiyaçları analiz edilerek bu ihtiyaçları karşılayabilecek tırnak içerisinde eksik olan ders alanlarını da hızla tamamlama içerisindeyiz ki aslında yaklaşımın içerisinde sektörden danışanlarımız dediğimiz ya da danışmanlarımız dediğimiz alanında kendisini kanıtlamış olan CEO'lar ya da bizim üniversitemizin CEO'ları da diyebiliriz artık onlara, meslektaşlarımız da diyebiliriz. Yaptığımız toplantılarla onlardan gelen talepler doğrultusunda yine öğrencilerden gelen taleplerden de yola çıkarak bu derslerin içeriklerini ve olmadı yeni derslerle bunların takviye edildiğini çok hızlı bir şekilde bunu uymaya çalıştığımızı, müfredatımızı da güncellediğimizi
ifade edebiliriz. Bunun için üniversitemizin web sayfasını ziyaret eder ve o web sayfamız üzerinde bir çalışma yaparsanız orada akademik kadrolarımıza bakıp akademik kadromuzun içeriğini sorgulayabilirsiniz. Ayrıca yine o akademik kadromuz içerisinde istediğiniz hocamıza, istediğiniz soruyu yönlendirip ondan çok hızlı bir şekilde dönüş alabileceğinizden de ben adım gibi eminim. Burada kişisel gelişim ve tabii bazı arkadaşlarımız acaba hocam tavsiyeleriniz neler olabilir diye söylüyor. Benim bir öğretim üyesi olarak tabii hep şunu söylerim. Önce diyorum üniversiteye gelen her arkadaşıma öncelikle akademisyen olmayı hedefleyin diyorum. Tabii bu kadar kişiden akademisyen, hepimiz mi akademisyen olacağız hocam dediklerinde de hayır diyorum. Elbette hepiniz zaman içerisinde özgürce başka alanları seçeceksiniz. Ama bir üniversiteye geliyorsanız üniversiteden sadece üretim ilişkisi olarak akademisyen çıkar. Akademisyen çıkması beklenir. Ve siz bir üniversitenin birinci sınıfından itibaren şunu yapmalısınız. İyi bir akademisyen olabilmem için hangi koşulları ve hangi şartları yerine getirmem sorusuna cevap aramalısınız 4 sene. Bu 4 senenin sonunda aldığınız cevaplardan yola çıkarak kendinizin iyi bir akademisyen olmak için hangi koşulları yerine getirirseniz, o koşulların ne kadarını yakalarsanız emin olun ki sonra piyasada kendinize iş alanında en ufak bir sıkıntı çekmeyeceğinizi ben şimdiden size taahhüt edebilirim. Üniversitemizin uluslararası niteliğinden elbette bahsettik ve yabancı dil eğitiminden yola çıkarak ifade ettiğimizde uluslararası ofisimizin bu konuda çok engin girişimleri olduğunu ifade edebilirim ve bu çerçeve içerisinde ben şimdi sizi yanıltabilirim ama internet sayfamızdan incelerseniz üniversitemizin farklı ülkelerle, farklı üniversitelerle anlaşmaları olduğunu ve isteyen ve hedef amaçlayan öğrencilerimizin çok kabaca Erasmus koordinasyonu da dahil olmak üzere bu bir tanesi hareket ederek değişim programlarından istifade edebileceğini ve bunu rahatlıkla geliştirebileceğini söyleyebiliriz. Bu çerçeve içerisinde tabii geçtiğimiz sene için en çok tartışılan soru ya da beklenen şey şu, ya hocam işte önümüzdeki sene acaba internet üzerinden mi olacak sorusu var. Bizim hedefimiz her ikisine de hazır olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü açıkçası ben buradaydım. Uzaktan eğitim sisteminde yapılacak dersler denildiği anda Türkiye'de bu konuda başlayabilen ödünsüz hiç ara vermeden ilk günden itibaren başlayan 5 üniversite saydıysanız bunun bir tanesi İstinye Üniversitesi'dir diyebilirim. Hiçbir sorun olmadan anında dersleri yürütebildik. Hatta işte bu sene yine ben şunu biliyorum ki geçen senenin tecrübesinden kaynaklanarak hocalarımızın bunu geliştireceğini, uzaktan eğitimde kullanılan kaynak erişim noktalarını çok rahatlıkla öğrencilerle şekillendirebileceklerini, ödev teslim süreçlerinin aslında o sistem üzerinden bazı dayanışmaların ya da Zoom üzerinden bazı görüşmelerin artık öğrencilerle oradan da yapılacağını, yani kabaca geçen seneki yaşanan kötü olaylardan sonra aslında şunu biliyoruz ki hiçbir şey aynı olmayacak. Bunun için güzel bir öğrencinin, bir ilkokul öğrencisinin bir lafı var. Diyor ki ya diyor artık kar tatili olmayacak diyor. Çünkü kar tatili olsa da uzaktan eğitimde bu süreç devam edecek anlayışı var. Bu anlamda aslında bizim bu dönemde dersleri canlı yapacağımıza ilişkin hedeflerimiz var. Çünkü artık biz de öğrencimizi böyle sınıfta görmek, onlarla sohbet etmek, varsa itirazlarını dinleyip o itirazlarını şekillendirmek, onları yönlendirmek bizim en büyük arzumuz. O yüzden aslında biz de canlı bir an evvel öğrencilerimize kavuşmak istiyoruz. Bu anlamda aslında hepimiz aşılarımızı tamamladık diyebilirim. Siz gençlere de benim tavsiyem mümkünse aşılarınızı yaptırarak önümüzdeki dönem hazırlığınızı yapmanız ve hazırlığınızı yaparak bize bir an evvel birlikte hareket etmemizi istiyorum. Başka sorularınız olursa eğer sorularınızı alacağım ve onun üzerinden devam edeceğim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sanıyorum ki zaten fakülteye dair birçok soru işaretini giderdiğimizi düşünüyorum. O yüzden çok teşekkürler öncelikle. Adaylarımıza yönelik son birkaç tavsiyenizle hocam izninizle yayını sonlandıracağız. Biz İstinye Üniversitesi olarak hepinizi
Özellikle şunu unutmamanız lazım, yarından başlayarak 3 gün bir fuar var. Fuara gelirseniz bizleri orada, ki ben fuarda olacağım, beni fuarda görebilirsiniz. Fuara gelirseniz benim size tavsiyem hemen sonrasında Vadi İstanbul projesi dediğimiz çerçevesi içerisinde bir kampüsümüz, muazzam bir kampüsümüz olmakta. O kampüse sizi yönlendirmeye çalışacağım. Orada da hocalarımızla ve kampüs ortamınızı görmenizi isteyeceğim. Çünkü bir üniversite içinde bulunduğu ortamla anılır. Ve doğal olarak aslında sizden de ricam üniversiteyi mutlaka gezip görmeniz ve içinizde ve gönlünüzdeki en iyi kararını vermenizi istiyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Adaylarımızı tekrardan hem kampüslerimize hem de dijital platformlara beklediğimizi belirtelim. Teşekkür ederiz. Bekliyoruz.